bu hadiseler anlatılıyor ve hatta başa geçmesi çok enteresan. Belki de Türk tarihinin ilk ihtilalini gerçekleştiriyor. Bir ihtilalle başa geçiyor. Darbeyle. Darbeyle başa geçiyor. Babasını deviriyor. Darbeyle başlıyor. Türk tarihi darbeyle başlıyor. Evet. Şöyle söyleyebiliriz. Balyoz harekatı. Türk veliahtlık hukukuna göre babasından sonra tahtın kendisinin olması gerekirken babası Tuğman'ı daha sonra evlendiği ikinci hanımının teşvikiyle onun oğlunu tahta geçirmek istiyor. Ve o zaman da İpek Yolu üzerinde hakimiyeti kontrolü sağlayan ve devrin büyük güçlerinden Yüeçilere aradaki barışın teminatı olarak gönderiliyor. Mete. Rehin gibi. Rehin evet. gibi. Fakat bunu gönderdikten sonra da Yüeçilere baskı yapılıyor, tazyik yapılıyor. Savaşılacak ve Mot'un öldürülecek. Bunu haber alıyor. Onun meşhur Çin kaynaklarında anlatılan beyaz doğru atı sayesinde kaçıyor o savaş sırasında. Ülkesine dönüyor ve babası tarafından bugünkü ifadeyle Genelkurmay Başkanlığı'na getiriliyor. Ordunun idaresi veriliyor. Ve son darbe yapıyor. Ama darbe yapması da çok enteresan. Sürek avlarında askeri itaat altına almak için önce belli bir müddet sonra eğitim aşamasında okunu çok sevdiği atına çeviriyor. Kendisi atıyor ve kendisiyle birlikte askerlerin de atmasını istiyor. Ve tereddüt edenleri öldürüyor veya bertaraf ediyor. Başka bir sürek avında cariyesine yapıyor aynı hadiseyi. Yine acımasızlığını gösteriyor yani. Acımasızlığını değil de aslında bozkır şartlarında otoritesini aslında. Gösteriyor. Prova yapıyor. Baba. Yine tereddüt edenleri bertaraf ediyor. Ve üçüncü sefer babasıyla çıktığı bir sürek avında oklarını babasına çeviriyor. Ve asker hiç tereddüt etmeden babasına, bütün ordu babasına okları yöneltiliyor ve devletin başına geçiyor. Bak büyük imparatorlar böyle geçmişler başa hep. Yavuz Sultan Selim'in hikayesi benzer. Ama burada şunu düşünüyorum şahsen, hani hadisede Türkiye'de hep tartışılıyor. Derin devletlerin güçler meselesi. Eğer devletin bekasını düşünen, o günün şartlarında meclis diyebileceğimiz veya devleti oluşturan unsurların ileri gelenlerin desteğini almasaydı bu operasyonu yapması mümkün değildi diye düşünüyorum. Ve bir şey dikkatimi çekti. Şimdi söylediniz. Özür dilerim lafınızı kestim ama dediniz ki töre gereği tahta geçmesi gerekirken. Şimdi benim bildiğim kadarıyla yanılıyorum demek ki sizin söylediğinizden yol çıkıyor. Türklerde büyük oğlanın veliaht olacağı şekilde bir töre yok. Yani bir seçim var. Kaan seçimle geliyor Türklerde. Evet yani büyük oğlanın büyük oğlun başa geçmesi diye bir şart yok ama mutlaka ilk hatundan doğması lazım. Türk olan ilk hatundan doğması lazım. Onun evlatları arasındaki mücadele meşru. Yine ne kadar mücadele ederse etsin devlet içerisindeki güçlerin onayını almadan desteğini almadan yani mümkün değil. Yani ilk hatun olacak hem Türk olacak. Türk olacak. Kesinlikle Türk olacak. Yani ilk zaten bütün hükümdarlarda ilk hatun Türk. Çinlilerle veya başka topluluklarla evlenmeler daha sonraki hanımlar için siyasi şeyler. Mot'un mesela o siyasi şey de 90 yaşındaki Çin İmparatoriçesine evlilik teklif ediyor. 90 yaşında. 90 yaşında. Azgın teke. Ya şey 90 yaşında değil. Mot'un 90 yaşında değil. İmparatoriçe 90 yaşında. Başka bir şey. Ha. Çin'de anlıyor oradaki tabii. Oradaki cami yıkılmış mihrap yerindedir. Siyasi gerekçe tamamen. Çin'e müdahale edebilmek. Peki Hunlar, Hunlara gelelim. Şimdi önce Mete çıkıyor. Göktürklerin sahneye çıkması tam ne zaman? Göktürklerin sahneye çıkması yani 530'lu yıllardan itibaren Göktürklerden bahsediliyor. Fakat Juan Orta Asya'daki en büyük güç olan ve kendilerinin bağlı oldukları Juanları yıkıp mağlup edip bağımsızlıklarını ilan etmeleri 552 yılında. Bumin kanunun önderliğinde, Bumin ve İslami kardeşlerin önderliğinde. Bu süreç de enteresan, çok akılcı bir süreç. Yol izliyorlar, süreç geçiriyorlar. Önce nüfuslarının belirli bir askeri ve siyasi güce ulaşıyorlar. Ve Çin başta olmak üzere o günkü
çevrede bulunan topluluklara kendilerini kabul ettiriyorlar. Ticaret yoluyla, askeri yardım yoluyla ve daha sonra da o güce eriştikten sonra diğer toplulukları hakimiyet kendi etrafında topladıktan sonra bağımsızlık savaşına girişiyorlar. Orta Asya için şunu çok rahat söyleyebiliriz. Orta Asya'da siyasi birlik teşkil etmeden yani boyları gerek Türk boylarına olsun gerek diğer boylara hakimiyet altına almadan kendi siyasi otoritenin etrafında toplamadan büyük bir devlet kurmak mümkün değil. Peki Hunlar? Hunlar nereden çıkıyor? Yani Hunlar Türklerin hangi boyu? Ne, Türk mü Hunlar? Tartışmaz sürekli. Zaten Hunlar Türk değilse tarihte Türk diye bir topluluk olmaması lazım. Göktürkler Hunların devamı. Hunların atası olarak kabul ediyor. Hunların devamı olduğu söyleniliyor. Ve bir kavme, bugün Türk dediğimiz kavme, millete ismini veriyor. Eğer Hunlar Türk değilse hiç kimse Türk değil. Peki hocam, Mete ile Atilla aynı millet mi? Aynı millet. Yani bu çok tartışılmış. 350 yılında Avrupa coğrafyasında, Avrupa zihniyetinde çok önemli olan savaşçılıklarıyla, süvari gücüyle ve oku kullanmalarıyla, at üstünde ok kullanmaları özellikle, çok önemli olan alanları mağlup edip 374-375 yılında Don Nehri'ni geçip Avrupa önlerinde görünmeleri Batı'da ilk dikkati çeken hadise. Ve Hunların bu hareketini yüksek dağlardan esen kasırgalara benzetiyor kaynaklar. Ve bundan sonra Hunlar kim sorusu sorulmaya başlamış. Gerek Roma kaynaklarında gerek 18. yüzyıldan sonra modern araştırmalarını başladı diyebileceğimiz yüzyıldan sonra Hunların kimlikleri çok tartışılmış. Moğol olduğu ileri sürülmüş, Germen olduğu ileri sürülmüş, Slav olduğu ileri sürülmüş. Bir sürü görüş ileri sürülmüş. Ama özellikle 1940'lı yıllarda Alman tarihçi Friedrich Hirt'in çalışmaları ve dil ve arkeoloji ile beslenmesi hiç şüpheye yer bırakmamış. Bunda da kullandığı en büyük belge, delil, 350'li yıllarda, kimi 350, kimi 360 diyor, Alan ülkesinin fethedilmesiyle alakalı. Çin kaynakları bunu fetheden topluluğun Hignular olduğu, ki Hignular Asya Hunları. Batı kaynakları, özellikle Marcellianus ise bunları fethedenlerin, alanları mağlup edenlerin Hunlar olduğu söyleniyor. Ve bu kaynakların mukayesesinde Hunların Türk olduğu ortaya çıkıyor. Kullandıkları isimler, arkeolojik buluntularda ortaya çıkan figürler, Orta Asya menşeli olması, Türklüklerine hüküm veriliyor. Hala bazıları tarafından kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor tartışma. Çünkü. Evet. Avrupalılar üzerinde hiç kabul etmiyorlar. Ama bak, bir önemli şey daha var. Önemli mesele daha var. Hunların devamı olan Humbakilerinin temelini teşkil ettiği Bulgarların oluşumunda 7. 8. yüzyıldan kalma bir belge var. Bu belge Bulgar hükümdarlar listesi. Ve bu Bulgar hükümdarlar listesinde Atilla At olarak kabul ediliyor. Ve gerek Atilla'nın gerekse daha sonraki Bulgar hükümdarlarının mensup oldukları sülale olarak Dulo sülalesi veriliyor. Ve bu Dulo sülalesi Asya Hunlarında kurucu aile olan Tuko sülalesi. Ve belki başka Türk topluluklarında rastlanılmayan bir hadise karşımıza çıkıyor. Bir kök, aidiyet şuuru ortaya çıkıyor. Kendilerini ta Orta Asya'ya dayandırıyorlar. Ve devletin önemli kurucu unsurları da Hunlar olduğuna göre Asya Hunlarının devamı. Ama burada belki bir şeyden bahsetmek lazım. Dün denk geldi, isim Tarihin Arka Odası programında da Batı'nın Türklere bakış açısı.